Merhaba arkadaşlar. Bu geometri düğümleri dersimizde yeni bir düğümü daha tanıyacağız. Tanıyacağımız düğümün adı Curve to Points. Yine küp nesnesini silelim. Bir tane Curve Path nesnesi ekleyelim. Bunu biraz genişletebiliriz. Sonrasında Geometri Nodes çalışma alanına gidelim. Bu nesnemiz seçiliyken buna bir tane geometri düğümleri değiştiricisi ekleyelim. Sonrasında buraya Curve to Points düğümünü ekleyebiliriz. Buraya Curved to yazdığımız zaman hemen çıkacaktır. Curved to Point'i seçelim. Girdi ve çıktı arasına. Bunu ekleyelim. Evet, bu düğümümüzün üzerinde çeşitli seçenekler vardır. Buradaki modlarda şu anda Count'ta yani sayıda. E, ayrıca Evaluated var. Bir de Length var yani uzunluk. Burada Count ve Length üzerinde duracağız. Evet, alt bölümde de sayı değerimiz var. Burada dikkat ederseniz 10 tane noktamız var. Mesela bunu 5'e getirdiğimiz zaman sayısını düşürmüş oluyoruz. Tekrardan şöyle bir 10'da dursun. Şimdi dikkat edilirse buradaki noktalar oldukça büyük. Bunları küçültmemiz gerekiyor. Şimdi çalışma alanımıza instance on points düğümünü ekleyelim. Evet aramaya instance o yazdığımız zaman hemen çıkacaktır. Bunu curve to sonra ekleyebiliriz. Şimdi buradaki eğri nesnemiz ve üzerindeki nokta göstergeleri kayboldu dikkat ederseniz. Buraya bir tane nesne ekleyeceğiz ve bu nesne instance halinde olacak. Yani çoğaltılmış bir şekilde buradaki kör üzerindeki noktalara yerleşecek. Ne ekleyebiliriz buraya? Şöyle bir tane mesh nesnesi ekleyebiliriz. Örneğin bir ikosifer ekleyelim. Sonrasında mesh'i instance'a bağlayalım. Ardından burada radius'ta çapını birazcık küçültebiliriz. Shift'e basılı tuttuğunuz zaman daha hassas bir şekilde küçültme işlemi yapabilirsiniz. E şu anda Edit moduna geçtiğimiz zaman kör nesnesini görmekteyiz. Burada isterseniz kör noktalarını yine düzenleyebilirsiniz. Mesela bunu Z ekseninde taşırsınız. Diğer bölgeleri de yine Z ekseninde serbestçe taşıyabilirsiniz. İstediğiniz yere hareket ettirebilirsiniz. Şimdi şöyle bir geriye alalım. Bakın bu uç noktadan seçtiğimiz zaman diyelim ki bunu x ekseninde uzatmak istiyorsunuz. Hemen şöyle bir uzatalım. Bakın uzattığımız zaman buradaki e nesnelerin arası açılmakta. Yani buradaki nesneler çoğalmıyor otomatik olarak. Sadece uzuyor. Bunun sebebi buradaki modun count olması. Burada tekrardan object moduna geçelim. Mesela sayıyı 5'e düşürelim. Bu sefer eğri üzerindeki 5 tane kontrol noktası üzerine eklenmiş olduğunu görüyoruz buradaki nesnelerin. Tekrardan object moduna geçelim. Buradaki modumuzu bir length'e alalım yani uzunluğa. Buradaki length yani uzunluk değerini değiştirebiliriz. Örneğin buraya 0.4 değerini girdiğimiz zaman sayıyı düşürmüş olduğumuzu görüyoruz. Şöyle bu alanı bir büyütelim. Tekrardan edit moduna geçelim. Şimdi en 3 nokta seçiliyken x ekseninde burayı bir uzatalım. Bakın burayı uzattıkça nesnelerin sayısının da otomatik olarak arttığını görmekteyiz. Şöyle bire basalım. Burada örneğin extrude'la bunu bir uzatalım. Bakın her extrude'la uzatışımızda nesneler de buradaki eğri nesnesinin uzunluğuna göre değişmekte sayısı. Evet bu işlemi geri alacağım. Şimdi isterseniz sahnemize bir tane mesela şöyle bir circle ekleyelim. Bakın bu circle'ı büyüttükçe sorgu üzerinde de nesnelerin arttığını görüyoruz. Bunu tekrardan bir geriye alalım. İsterseniz çizim de yapabilirsiniz. Mesela draw kullanarak burada serbest çizimler yapabilirsiniz. Bu çizim üzerinde de nesnelerin otomatik olarak oluşturulduğunu görmekteyiz. Tekrar işlemleri geriye alacağım. Şimdi bu sahnemize isterseniz ikosifer yerine bir model ekleyelim. Bunu silebiliriz. Layout bölümüne geçelim. Burada tab'a basarak object moduna geçebiliriz. Şimdi bir eklentimizi aktif hale getireceğiz. Tercihlere gidelim. Burada eklentiler bölümünde Sketchfab yazalım. Bu eklentiyi aktif hale getirelim. Bu eklentiyle ilgili daha önce bir ders hazırlamıştım. O dersimi izlemenizi tavsiye ediyorum. Şu anda bir neye basalım? Özellikler penceresinde Sketchfab sekmesine gidelim. Eklentiyi aktif hale getirelim. Tabii bunun için öncelikle giriş yapmamız gerekiyor. E, arama bölümüne tree yazalım. Yani ağaç filtrelerde hemen burada bir çözünürlük belirleyelim. 10K olsun en fazla. Şimdi şurada uygun bir ağaç bulalım ve sahnemizi ekleyelim. Bakalım şöyle küçük de olsun, şirin de olsun. Evet buradaki mesela coconut tree var. Bunu hemen tıklayalım. Sonrasında alt bölümde import model der. Bunu indirelim. Evet dikkat ederseniz modelimiz indirildi. Bunu şöyle bir miktar küçültebiliriz. Gölgeleyici türünü bir değiştirelim. Materyal preview alalım. Bakın görüldüğü üzere gayet güzel, şirin bir ağacımız var. Bunu da şöyle sürükleyelim. Sol tarafa doğru bırakalım. Tekrardan Geometry Nodes bölümüne geçiş yapalım. Buradan NURBS PET'i seçelim. Çünkü bunun üzerine eklemiştik. Şurada pinning yaparak sahneyi de kaybetmeyiz. Tekrar burada da gölgeleyiciyi değiştirelim, materyal preview alalım. Şimdi buradaki ağacımızı sürükleyip bu alana bırakalım ve sonrasında bunun geometrisini instance'a bağlayalım. Bakın bunu yaptığımız zaman hemen ağaçlar da buraya eklenmiş oldu. Yalnız boyutunun oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Burada scale değerini bir miktar küçültebiliriz. Şöyle shift'e de basılı tutarak örneğin küçültelim. Burada 0.150 değerini girmiş olduk. İsterseniz 0.10 değerini de girebiliriz. Burada birbirlerine çok yakın olduğunu düşünüyorsanız e, uzunluk değerini bir miktar artırabiliriz mesela 0.6'ya alabiliriz. E şimdi bu ekranı bir büyütelim. Burada yine edit moduna geçtikten sonra çizim araçlarını kullanarak bu ağaçları istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Mesela diyelim ki burada bir sokak var veya bir arazi var ve siz bu bölgeye çeşitli ağaçlar eklemek istiyorsunuz. Bakın şu anda çizim yaparak bu ağaçları kolaylıkla ekleyebilirsiniz. Evet şöyle yandan bakalım. Görüldüğü üzere gayet güzel bir şekilde eklenmiş oldu. Ağaçların zemin üzerinde düz bir şekilde görünebilmesi için eklemeyi tepe modunda yapmakta elbette ki fayda var. Yine burada şöyle başka nesneler ekleyelim. Mesela bir tane circle ekleyelim. Bakın bu circle'a da hemen ağaçları eklemiş olduğunu görüyoruz. Burada belli noktaları yine düzenleyebilirsiniz. Bakın örneğin bunları yukarıya doğru kaldırabilirsiniz. Yine burada çeşitli noktaları seçip handle'larda da düzenlemeler yapabilirsiniz. İstediğiniz efekti verebilirsiniz. Bunlar tabii ki sadece ağaç olmak zorunda değil. Çiçek olabilir çeşitli bitki türleri olabilir veya çeşitli taşlar, kayalar da olabilir. Şöyle şu alanda körpen kullanalım mesela. Bakın Curve de gayet güzel bir şekilde çizimler yapıp ağaçlarımızı ekleyebiliyoruz. Evet şimdi bu işlemleri bir geriye alalım. Burada ayrıca ağaçları döndürebilirsiniz. Şöyle birazcık yakınlaşalım. Burayı seçelim. Bakın burada Rotation'da, örneğin x ekseninde çeşitli şekillerde ağacı döndürebilirsiniz. Yine Y ekseninde de döndürme yapabilirsiniz. Burada isterseniz ağaçları rüzgarda da salınıyormuş gibi bir efekte ekleyebilirsiniz. Mesela yavaş yavaş sağ ve sola hareket edecek şekilde. Tabii ki buraya bir animasyon eklememiz gerekecektir. Ayrıca bir bakalım şöyle Z ekseninde de yine döndürmeler yapabilmemiz mümkündür. Buradaki ağaçların büyüklüğünü de rastgele bir hale getirebilir miyiz? Bir de bunu bir deneyelim. Şöyle bu scale değerine bir random value ekleyelim. Random value şöyle bu value değerini scale'e ekleyelim. Bakın burada maksimum bir de, örneğin birazcık küçültelim. Buraya örneğin 0.2 değerini girdim. Böylece ağaçların kimisi büyük, kimisi küçük olmuş oldu. C değeriyle de buradaki büyük ağaçlarla küçük ağaçların yerlerini değiştirebilirsiniz. Buradaki minimum değer sıfır da o nedenle en küçük ağaçlar dikkat ederseniz çok küçük. Burayı da bir miktar büyütebiliriz. Şimdi tekrardan şöyle bir tepe görünümüne geçelim. Bu alanı da bir büyütebiliriz. Edit moduna geçtikten sonra burada serbest çizimle bir çizim yapalım. Evet dikkat ederseniz bu şekilde bir çizim yaptık. Yine ağaçlar büyüklü küçüklü bir şekilde oluşturulmuş oldu. Şöyle tekrardan burada length değerinde değiştirelim. Örneğin 0.9'a getirelim. Böylece ağaç sayısını da azaltmış olduğumuzu görüyoruz. Shift'e basılı bir şekilde hassas bir şekilde buradaki değeri artıralım. Bakın ağaç sayısını da azaltmış olduğumuzu görmekteyiz. Evet arkadaşlar böylece dersimizin sonuna geldik. Sonraki geometri düğümleri derslerinde yeni yeni özellikleri öğrenmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.